Değerli izleyicilerimiz, efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz. Sakarya TV net adresinden canlı yayınlara başlamış bulunuyoruz. Tabii ki kamera arkasında değerli teknik heyetimiz var ama yönetmenimiz Sayın Şaban Mergül. İlk yayında Sakarya'nın markasını sizlerin huzurunda getirelim dedik ve baktık bu marka nedir? Tabii ki ıslama köfte. Islama köfte lafı ortaya geldiği zaman Yeni Cami semti de gündeme geldiği zaman bu gördüğünüz MYK, meşhur Yeni Cami ıslama köftesi akla gelir. Türkiye'nin neresinde olursanız olun Sakarya'ya geldiğiniz zaman meşhur Yeni Cami ıslama köftesinden ıslama köfte yiyeceksiniz. Onun ardından köfteyle beraber piyazınız önüne gelecek. Piyazınız gelirken şıranız gelecek. Bunlar hepsi yendi bitti dediğiniz zaman kaymaklık mükemmel bir kabak tatlısı gelecek. Tabi bunlar kendiliğinden mi olacak? Hayır, kendiliğinden olmayacak. Sayın Kamil Aydın benim yanımda. Efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki ilk canlı yayını sizden yapıyoruz buradan. Yeni Cami Meşhur ıslama köftesinden. Evet. Bir de ıslama köfteyi şöyle yavaş yavaş bir anlatın. Tarihinden gelin ama. Tarihinden şimdi ben 68-69 yıllarından beri yapıyorum. Evet. Eskilerden kalmış Yeni Cami'de ıslama köfte. Evet. Eski olarak askerlere bayat ekmeğini satmışlar bildiğimiz olarak. Evet. Ondan sonra bunun ismi ıslama köfte olarak konmuş ekmeğini. Özelliği evet. Çok. Şimdi Kamil Usta'cığım, yani ıslama köfte diyoruz da ama köfteler ıslak değil, ekmekler ıslak. Ekmekler ıslak. Taş fırın ekmeği, bayat ekmek. Evet. Kemik suyunu ıslanıyor. İsim olarak ıslama köfte kalmış. İslama. Yani abdeki bizim bildiğimiz köfteler ızgarada kızarıyor mükemmel bir şekilde. Yani bildiğimde Adapazarı'nda Yeni Cami'de yani başlanmış bu, öyle devam ediliyor. Peki. Ama efendim benim dediğim gibi hani köfteyi masaya getirdik, pişti geldi. Ama bunu yemenin bir usulü var. Yanında ne olacak bunun? Şire oluyor, piyaz oluyor. Evet. Bunlar vazgeçilmez oluyor tabii. Efendim. Ondan sonra bunlar bittiği zaman tabii köfteden başlıyoruz bizim büyük markamızdan. Evet. Kaymaklı kabak tatlısı. O genelde şöyle kabak tatlısını anlatın bize biraz. Tabii kabak. Kabak 6-7 saat kaynıyor. Seçme kabaklardan oluyor. Tabi su koymuyoruz. Şekeri çoğunluğuyla ağır kaynatılıyor. Evet. Özelliği şimdi, başka bir şey konmuyor. Şimdi efendim tabi bu bize çok kolay geliyor bu işler ama evet. Müessesenizi bir anlatır mısınız? Kaç kişilik bir ordu gibi maşallah. Neler oluyor burada? Sabah saat ne zaman açılır? Ne zaman kapanır? Hepsi çalışıyor. Sabahleyin saat 4.30'da açılıyor. Akşamları 11'e kadar devam ediliyor. Çalışanlar 15 kişi çalışıyor. Tabii onlar vardiyeli ama siz tabii, devamlı buradasınız. Oluyor. Biz kendimiz devamlı burada duruyoruz. Buna can... Şimdi beraber devamlı duruyoruz. Nasıl can dayanacak efendim? Ona göre kendimizi ayarlıyoruz. Evet yani bayağı tabii. Bir müşkülat. Evet. Bu efendim kabakları bir inceleme yaptı tabii bu canlı yayınımızı açarken. Kabakları özellikle sizin kendi tarlanızdan. Kendi köyden. Evet. Adapazarı'na bağlı Orozlar Kadıköy'ü. Şimdi mahalle oldu. Orada yaşıyoruz. Orada tabii yaşıyoruz. Yani burada ilave dışarıdan genelde de kuzu gübre, falan bir kuzu şey gübresi yok. Konuyor. Evet. Koyun gübresinden. Evet. Yani dediğim gibi efendim buradan dışarıdan satın aldık. Ay biraz oradan yarım kilo bir kilo falan yok. Her şey kendi. Yok böyle. Pazar malı değil. Kendimizden tabii. Bravo. Pazar malı değil yani. Evet. Yani, pazardan getiriliyor. Şimdi 6-7 saat tabii özellikle kabak üstünde duruyor şimdi tatlı üzerinde. 6-7 saat kaynadı dediniz. Neden efendim bu kadar şu? Efendim? Neden bu kadar çok sıra kaynıyor? Ya başka türlü zaten olmaz o şekil olarak. Ha, bunun usulü bu yani. Usulü bu. Sonra neler oluyor? Öbür türlü açık kalır rengi, iyi olmaz. Gevşek kalır. Evet ama onun çok güzel bir rengi var. Böyle bir koyu bir renk var falan. Bunlar kendiliğinden olmuyor herhalde. Şeker çoğunluğunda. Genelde eğer sırsa bunu sırrı sökle, söylemeyin. Başka bir şey, şey yap koymuyoruz. Evet. Evet. Efendim özellikle mesela... Sen yoğun olduğu zamanlar hangi zamanlar oluyor? Çok cumartesi, pazar günleri kalabalık oluyor. Evet, şimdi bunu sormamdaki sebep Sayın Kamil Usta. Tabii cumartesi, pazar insanların tatil günü, tatil zamanı. Ama onlar gelip de bir ıslama köfteyi buluyorlar. İl dışından gelenler çok oluyor mu? Oluyor. Evet. Genelde İstanbul, İzmit, Düzce, İzmir. Eskişehir çok genel oluyor. Yani biz ıslama köfte aldık, sattık, insanları doyurduk değil. Ayrıca bir turizme de hizmet ediyor bu müessese. Tabii genelde öyle oluyor. Evet.
Efendim bu mesleği yaptığından memnun musunuz? Ya keşke ben başka ben bir şey yapsaydım. Yok. 12 yaşından beri yapıyorum, memnunum. Evet. Şikayetim yok. Evet. Değerli izleyiciler, tabii ki Kamil Usta'yı fazla tutmayacağız. Kamil Usta'yı göndereceğiz çünkü işi var. Ama Bahattin Usta'yı bakalım alacağız konuşmamıza. Bahattin Usta bakalım neler yapacak. Efendim çok teşekkür ederim Kamil Usta. Size kolaylık gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet Sayın Bahattin Usta. Efendim şöyle baktık da maşallah resimleri sayamadık. Eski eserleri, eski adapazarını sayamadık. Duvarlar boydan boya böyle bir adeta müze. Oradan başlayalım efendim. Efendim şimdi tabii ki ya esnaf olarak bu işi yaptığımız geriye dönük bayağı bir eski. Bununla beraber biz Adapazarı'nın burada eski fotoğraflarını gelen misafirler veya Adapazarlar geldiğinde bakıyorlar. Güzel bir şey olduğunu kendileri bize söylediğinde biz de çok memnun oluyoruz. Bununla beraber onların yanında buraya gelen müşterilerimiz. Evet. Onlar işte sanatçılarımız var. Güncel güncel. Ama efendim çok medyatiksiniz maşallah. Evet. Bakıyoruz da gazete haberleri almış gidiyor yani böyle. Evet sağ ol, teşekkür ederim. Yani tabii ki sadece yalnız değil bu. Bütün arkadaşlarla beraber yapıyoruz bu çalışmayı. Evet. Gelen sanatçılar var. Değerli müşterilerimiz var. Bütün müşterilerimiz değerli muhakkak ama işte seçkin sanatçılarımız var. Bununla beraber eski Adapazarı fotoğraflarını burada böyle asıyoruz ve güzel oluyor. Geriye dönük bir iş eviyle ilgili geçmişi baktığımızda tabii ki güzel bir şey oluyor efendim. Şimdi efendim Sayın Aydın, tabii geriye dönük geçmiş dedik ama evet, biz öğrendik, notlarımızın arasında var. Hı. Şöyle sizin geriye dönük geçmişinizden şöyle güreşten bir bahsedelim. Ben güreşten bir kelime açayım da siz devamını getirin. Şimdi evet, ben tabii ki bunun yanında esnaflığın yanında ben bir de Ataspor'u güreşe de 15 yaşlarında başladım. Ortalama 15 sene güreş yaptım. Çeşitli kulüplerde kaldım. Burada Şekerspor'da kaldım. Efendim 83-84 senelerinde Konya'da kaldım. Evet. Spor eğitim merkezinde. Daha sonra tekrar Demirspor'a döndüm. Bununla beraber hem bu işi yapıyoruz ve bunun içinde tabii ki uzun yıllarda hem spor hem de siyasetle de uğraştık. Tabii siyaseti de bizim düşüncemiz yerel bazda bulunduğumuz şehre, bulunduğumuz beldelere bir hizmet verebilmek amacıyla siyasette de bulunduk. Evet. Allah nasip etti, Merkez İlçe Başkanlığı yaptık, İlgiye Mesulü'yü yaptık. Teşkilatlarda dönem dönem görevli aldık ama tabii ki öncelikle bizim amacımız, düşüncemiz bulunduğumuz şehre, beldemize hizmette aracı olabilmek. Yapabildiğimiz kadar yapmaya çalıştık. Hem esnaf olarak hizmet ettik, hem spor camiasına, hem sporcu olarak, antrenör olarak efendime söyleyeyim. Daha sonra da 10 yıl civarında güreş il temsilciliği yaptım Sakarya Güreş Federasyonu. Evet. Sakarya il temsilciliği yaptım. Bir dönemde yağlı güreş yönetme kurulunda görev aldık. Ahmet Taşçı başkanlığında. İşte böyle bir şeyler yapmanın mücadelesi içerisindeyiz. Evet yani ben bir tek güreş kelimesi dedim, arkasından gelenlere bakın. Evet. Maşallah. Efendim tekrar güreşe döneceğiz. Bu güzel müzenize döneceğiz ama şimdi biraz da şöyle ızgara keyfi yapalım. Izgaradan buradan konuşalım efendim. Hatta şöyle alayım ben sizi. Efendim orada rahatsız olmayan şeyde biraz da şu ızgaradan, tatlısından, kabağından, dolaplardan konuşalım. Oraya da bakıyorum. Aynı bu müzeniz gibi, resimler gibi, gazeteler gibi, eski eserler gibi. Maşallah dolaplarınız dolu. Her şey pırıl pırıl. Önce sizi buradan kutlamak istiyorum. Yani bir işi yapmak basit. Hocam evet, evet. Ama böyle olduğu zaman böyle hijyen olacak. Tabii tabii yani hocam ne iş yaparsanız yapın bana göre tabii ki en iyisini bilhassa bizim yaptığımız bu hizmet gıda üzerine kalite ister hizmet yani aksaklık kesinlikle istemez. Her gün aynı kaliteyi yapmak zorundasınız, tutturmak zorundasınız. Bunlar çok önemli yani gelen müşteriler zaten ıslama köfte bana göre ayrı bir sektördür yani çünkü ıslama köfteyi tam manasıyla yapacaksanız ki işin doğrusu da budur. Yani işçiliği tamamen farklı bir şeydir. Yanında işte piyazı, kabak tatlısı, şırası. Bunlar bizim kendi imalatımız. Her gün aynı kaliteyi takip etmeye çalışıyoruz. İçindeki malzemeleri zaten terazide her sabah kantar teraziyle ayarlıyoruz. Yani içindeki
karabiber dahi normal sıradan bir karabiber değil. Aynı şekilde ekmeğe, kara fırın ekmeğe, suyu, kemik suyu. Yani biz tam manasıyla ıslama köfteyi A'dan Z'ye ne gerekiyorsa yapıp müşterimize en güzel bir şekilde sunmanın mücadelesi içerisindeyiz. Zaten bunu zaman zaman bizzat kendileri söylüyor müşteriler. Bunlar da müşterilerin de buradan memnun olup da çıkmaları, çıkmadan önce de kendilerinin bize bunları söylemeleri, inanın ben kendi adıma söylüyorum, yani maddi yönden daha önde benim için, daha önemli. Çünkü müşteri memnun olduğunda siz yorgun olsanız bile o yorgunluğunuz gidiyor. Yani şunun farkında oluyorsunuz ki evet benim yaptığım iş güzel, karşılığında işte müşteri memnun oluyor. Bu duygu olduğu zaman insanda kesinlikle yorgunluğunuz gitmiş oluyor. Bundan da çok mutlu oluyoruz, memnun oluyoruz. Tabii efendim, yani dediğiniz gibi baştaki kelimenizden yola çıkıyorum. Önce bu yiyecek maddesi olduğu için her şeyin yiyeceğim olması lazım. Bir de efendim ıslama köfte tabii ki bir marka. Evet. Bunu ıslama köftenin damak tadını almak için çeşitli illerden insanlar geliyorlar. Evet, evet. Geldiği zaman o damak tadını almalı diye düşünüyorum ben. Tabii kesinlikle. Zaten ıslama köftenin müşterisi genellikle ayrıdır. Yani ıslama köfte geldiği zaman baktı mı kokusundan dahi anlayan insanlar, müşterilerimiz vardır. Çünkü, o kadar dikkatli. Kesinlikle. Tabii tabii tabii. Yani ıslama köftenin müşterisi tamamen farklıdır. Yani o yüzden çok dikkat edilmesi gereken, yani genelde zaten yiyecek olduğu için dikkat edilmesi gereken, bilhassa biz ıslama köfteyi de hakikaten yani ustalarımızdan da öğrendiğimiz kadarıyla, Allah rahmet eylesin, kalanlara da Allah ömür versin, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Müşterimize de burada hizmetimizle beraber layık olmanın mücadelesi içerisindeyiz. Efendim tabii ki bu müessesenin bir özelliği var. Bu akşam Sakarya Televizyonu Web TV üzerinden, Sakarya Televizyon net adresi üzerinden ilk canlı yayını yapıyoruz. Tabii ki yönetmenimiz değerli yönetmen yapımcı Şaban Mergül. Ve müessesindeki seçmenin seçilmesindeki sebep arkamızda hemen duran meşhur yayıncağımız ıslama köfte, yani MYK markasının artık bir sembol olduğu. Yani bu bakımdan Sakarya turizmine de hizmet yönünüz nasıl oluyor efendim? Tabii ki sizin dediğiniz gibi ben de şunu söyleyeyim. Başta Şaban Mergül olmak üzere bütün çalışma ekibi, sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani böyle bir şeyi düşünüp bizi de bu şekilde düşüncenizde görüp bu canlı yayını da burada yapalım düşünceniz bizi çok mutlu etti. Biz tabii turizm açısından baktığımızda şehir dışından, hatta yani başka ülkelerden gelenler de oluyor. Tabii vesileyle Türkiye'ye gelmiş, elimize gelmiş. Biz bunlara da ayrıca hizmet ediyoruz. Hatta zaman zaman da buradan kargoyla gönderdiğimiz oluyor. Yani kabak tatlısı, ıslama köfte. Tabii ha buradaki gibi belki de ıslama köfte muhakkak olmayabilir. Ama biz onu paket yapıp güzel bir şekilde işte kabak tatlısını kargoyla birkaç sefer böyle ısrar üzerine müşterilerimize gönderdik. Tabii ki. Şimdi efendim hemen burada müsaade ederseniz hemen yeni bir konu açmak istiyorum. Gene buradan devam edeceğiz yani lafımıza. Şimdi bir Türkiye'de şu anda dünyaca meşhur en önemli uzak ülkelere giden konu Maraş dondurması. Evet. Yani şimdi biz artık ıslama köfte ve kabak tatlısını da göndermeye başladık mı efendim? Evet, gayet tabii. Aslında bizim buradaki düşüncemiz, amacımız bu hizmetle beraber ıslama köfteyi nasıl az önce bahsettiğiniz Kahramanmaraş dondurması, biz de Adapazarı'nda, Sakarya'da ıslama köftenin sadece ülke içerisinde değil, diğer ülkelerde bunu yaymanın, yaptığımız hizmetle beraber ve kaliteyle beraber tanıtmanın ve yaymanın mücadelesindeyiz. Ki inşallah bu olacaktır. Geçen örnek vereyim. Evet. Müsaade ederseniz. Japonya'dan bir araştırmacı geldi. Ben de bilmiyordum tabii. Ha, efendim onu gördük. Burada hem gazete haberleri var hem güzel resimleri var. Bu Japon burada. Evet. Taşlı. Şurada evet efendim. Aslında var. Buyurun efendim. Bu özellikle Türkiye genelinde her ile gidip o ildeki işte o ile has olan gıda ürünlerini tanıtma amacıyla bir kitap yapacağını ve özellikle de Sakarya'da ıslama köfteyi sizden görmek ve öğrenmek istiyorum dedi. Ben de bu kitapçığın içine bunu koyup ben de bundan dolayı da memnun oldum. Hatta kendisine dedim ki çok da güzel bir şey yapıyorsunuz. Bundan dolayı kendisine teşekkür ettim. Hatta aynı şekilde o kitap bittikten sonra dedim görüşelim. Aynı şey ben de o kitaptan burada bir tane kendisinden rica ettim. Bu kitabı da Japonya'da, Türkiye'de işte Sakarya'da ıslama köfteyi ve kabak tatlısını
aracı olarak tanıtacak. Bizler de kendisine yardımcı olduk. Buradaki ıslama köfteyi ve yaptığımız ürünleri aynı şekilde çekim yaparak kendisine izah ettik, gösterdik. Bu da güzel bir şey. İnşallah bunları böyle yavaş yavaş çoğaltarak bütün inşallah zamanla, tabii ki kimin ömrü varsa Allah ömür versin. Yani neticede dünyaya inşallah Avrupa ülkelerine böyle yavaş yavaş bu Adapazarı'ndaki ıslama köftenin bir marka olmuş. Ve Türkiye geldiği zaman bir sadece işte diğer illerden değil de ülke dışından gelen turizm olarak da işte ben Sakarya'da ıslama köfteni yiyebilirim düşüncesi oluşsun diye böyle bir mücadele içerisinde olacağız. Efendim buradan değerli izleyicilerimize canlı yayın farkıyla hemen bir defa daha belirtelim. Eğer siz gelemiyorsanız köfte size geliyor. O nasıl geliyor onu Bahattin Usta anlattı ama bir defa da tekrar etmekte fayda var. Bu müessesenin internet sayfasına girdiğiniz zaman sakaryaislamaköfte.com oraya girdiğiniz zaman iletişimden telefonları alıyorsunuz. Bahattin Usta, Sayın Bahattin Aydın Usta hemen sizin karşınıza çıkıyor. Ne kadar uzaktasınız? Kaç gün Avrupa'ya da gidebilir diyor Bahattin Usta. Türkiye'nin herhangi bir yerine gidebilir. Saatlik paket usulleri var. Onlara göre paketleniyor. Köfteniz hiç ezilmeden, hiç bozulmadan afiyetle sofranıza kadar geliyor efendim. Ama bunu yapmanın dediğim gibi bir tek güzel tarafı var. Sakaryaislamaköfte.com bu adrese gireceksiniz. MYK müessesinin internet sayfasında iletişimden telefon numaraları çıkacak. Hatta burada da efendim telefon numaranızı verin efendim. Gayet tabii. Benim iş yeri telefonum 0264 ilanı 272 1916. Cep telefonum da 0532 484 4940. 532 484 4940. Nerede olursa olsun hiç problem yok. Ama tabii ki bir hatırlatma yapalım. Gece saat 11'den sabah 5'e 6'ya kadar da yani dükkan kapalı, onu da bilelim. Tabii sabah nasipse 5'te açıyoruz. Gece 10.30 11'e kadar halkımızın, müşterimizin hizmetindeyiz. Efendim köfteyi yaptık. Her şey güzel oldu da çok güzel köy yoğurtlarınız var. Evet. Bunu özellikle tabii zaman zaman kendimiz yapıyoruz köy yoğurtlarını. Manda yoğurdu var. Piyazın üstüne koyduğumuz yumurta köy yumurtasıdır. Yaptığımız şırada kara kurumuş üzüm suyundan yapıyoruz. İçinde kesinlikle başka bir katkı maddesi yok. Tamamen doğaldır. İçinde sadece şeker vardır. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler zaten biliyor. Kabak kendi bizim köyümüz. Buraya 15-16 kilometre. Evet. Kendi bahçemizde genelde kabağı yetiştiriyoruz. Kesinlikle bilmeyen tabii ki acaba neden bu kabaklar şöyle böyle büyük görünüyor. İçinde başka bir şey yoktur. Sadece gübre. Affedersiniz yani koyun gübresi. Evet. Toprakta verimli olduğu için seçme kabağımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Ve burada tatlı olarak da müşterilerimize sunuyoruz. Bundan dolayı da memnunuz. Efendim zor mu meslek? Tabii kolay bir şey değil. Kolay bir şey yok. Ancak yaptığınız işi seviyorsanız ne kadar zor gözükse de size zor gelmez. Çünkü severek yaptığınız bir işi yapıyorsanız zor gelmez. Bir de karşılığında gelen, buraya gelen müşterilerimizle memnun kaldığında zaten yorgunluğumuz falan bitiyor. Daha çok çalışmanın içerisine girmiş oluyoruz yani. Efendim ben rica edeceğim. Sayın Şaban Mergül'ü acaba yayına alabilir miyiz? Lütfen gelirse bu yayının ilk yayını efendim, ilk tane canlı yayınımız, yayın şerefine tabii ki değerli yönetmenimiz Şaban Mergül'ü de yanımıza alalım efendim. Efendim evet şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Efendim Sayın Şaban Mergül, önce hayırlı olsun diyelim ilk yayın efendim. Sağ olun, sağ olun. Evet. Neler söyleyeceksin efendim? Nasıl hazırlandın? Nasıl geldik bu zamana kadar? Yalnız bıraktığım için evet. Kadıraj'da bir problem oldu. Ben ayarlayayım, siz tamam, konuşun. Bakalım. Bakalım. Önce bir geçmiş olsun diyeyim efendim. Sağ olun, teşekkür ederim efendim. Ne yaptınız kolunuza? Kolum ayağım kaydı, kırıldı. O zaman hemen buradan şimdi ayak kaymaması için bir tavsiyede bulunun herkese bakalım. Sonra konuşalım. Şimdi nasıl tavsiye? Benim ayağım, ben yağmur karda düşmedim. Dükkanın içime gaz tadıyordum. Canlı çıkıyor mu? Gazda ayağım kaydı. Dükkanı kendi yerde buldum. Evet. Efendim. Yani kolum kırıldı. Yani hastaneye gittik.
şöyle bir sizi bir dört dörtlük tanıyalım. İsimden başlayalım. Kaç yaşındasınız? Ne iş yaparsınız? Emekli misiniz? Sizi şöyle bir detaylı tanıyalım. Şimdi ben isim Bakkal Ahmet Özer. Aslen G vereyim. 60 seneden beri buradayım. 65 seneden beri Adapazarı'nda. Evet. Bakkallık işgal ediyorum. Şu anda züccacı kardeşim bıraktım. Züccacı ile uğraşıyor. Şimdi efendim tabii ki sohbet ilerledikçe laf lafı açıyor. Evet. Yani Ahmet demediniz de Bakkal Ahmet dediniz. Bakkal Ahmet isim öyle yap. Ben herkese öyle tanır. Başka bir tanımazlar. Gazcı Ahmet ve Bakkal Ahmet. Geveli Bakkal Ahmet. Neler satarsınız efendim? Neler yaparsınız? Şu anda tüccar işle uğraşıyorum. Ben mutfak eşyaları satıyorum. Evet. Gıda işini bıraktık. Markette çoğalınca büyük marketler biz ufaldık. Onun için gıda işini bıraktık. Yaşı söylemedin ama. Yaş 75. Maşallah. Ama yani. Ama hemen söyleyebilirim ki yani dinç gördüm sizi. Bravo. Evet. Ama Ahmet abi yani bunu işini biraz dikkat etmek lazım. Ya bu şimdi bunu pazar günü çıkaracağız bakalım. Daha böyle bir ay öyle dediler. Kırık dediler. Bak böyle şey oldu yani. Pazar günü çıkaracağız inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz biz geçmiş olsun diyoruz. Ahmet abi bırakmıyoruz. Bakkal Ahmet'i bırakmıyoruz. Demin yönetmenimiz değerli... Ahmet Beyler de benim çok eski aile dostum bunlar. Yani küçükten beri tanırım bu arkadaşlar. Çok iyi bir insanlar bunlar yani. Kendileri kaliteli, malları da kendileri de kaliteli. Peki. Efendim hemen sizi aldık ama hemen gittiniz. Kadraj dediniz inşallah oldu her şey. Ne yapalım kameranın başında kimse olmayınca mecburen gidip ayarladık geldim tekrar. Tabii ki biz şu an toplamda. Peki efendim. Dahil olmak üzere. Sayın Mergül şimdi ilk canlı yayına hani besmeleyi çektik başladık. Tabii ki Takarya'nın en flaş iş yerlerinden her zaman söylüyorum meşhur yanacağımız tamak köftesi. MYK marka ben yapmadım. Türk Sanat Standart Enstitüsü vermiş o markayı. Yani devlet vermiş, hak etmişler, almışlar kendileri. Evet. Bu böyle bir müesseseyi seçtiğiniz için de sizi kutlarım. Ama canlı yayını başlattığınız için ayrıyetten kutlarım. Efendim, nasıl hazırlandınız canlı yayına? Şöyle söyleyeyim. Biz ilk canlı yayınımız değil tabii. Ancak bu anlamda ilkiz. Şöyle ki, iki senedir oldu Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası'nı naklen yayınlıyoruz. Ancak o yayının dışına ilk böyle bir mekandan çıkarak yayın yaptık. Tabii ben de mekan yayını olarak sordum. O anlamda evet tabii. Şimdi Adapazarı, burayı seçmemin sebebi Adapazarı deyince önce ıslama köfte akla gelir. Islama köfte akla gelince de Bahattin Usta gelir bana göre. Dolayısıyla tabii ki burayı seçecektim. Kendi mekanımız gibi çok sıkça gelip gittiğimiz bir yer. Çok yakınlık, dostluk gördüğümüz, kardeşim kabul ettiğim bir arkadaşımın yeri. Dolayısıyla bir olgunlar dışında ilk defa böyle bir canlı yayın yaptığımız için, mekanlardan yapmayı tasarladığımız için buradan yapalım istedik. Günahımız sevabımız varsa hiç olmazsa burada kalsın dedik ama yayın fevkalade gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok çok şükür. İşte böyle. Şimdi efendim Ahmet abi şurada şöyle alalım Bakkal Ahmet'i. Bu tarafa geçin efendim siz. Şimdi efendim değerli izleyicilerimiz konunun içinden başka bir konu daha çıkarıyorum. İki tane iki arkadaşımız değerli misafirimiz yönetmenimiz ikisi de Kosovalı. İkisi de aynı memleketten Makedonyalı. Yani aynı memleketten Balkan. Bakalım bir de oradan kaptıralım işi nasıl gidecek. Efendim hemşeri misiniz? Tabii ki yani komşu hemşeriyiz öyle diyelim. Nasıl oluyor siz neredesiniz? Makedonya yani sonuçta. Birbirine yakın. Biz de Kosova'dan. Piştinya'dan. Parçalandığı için eski Yugoslavya dolayısıyla şimdi ayrı ülkeler durumuna düştük ama ben 10 yaşında geldiğimde aynı ülkenin insanıydık. Yani Yugoslavya vatandaşıydık. Şimdi ben Makedonya vatandaşı olmuş oldum duruma göre. Arkadaşımız da doğru. Bir Kosova olmuş oluyor. Evet. Artık fark etmiyor. Efendim, tabii ki bu Sakarya'da göçmen arkadaşlar Balkan ülkelerindeki arkadaşlar çok. Hani bizim de dedelerimiz Yugoslavya'dan gelmişler. Biz Yugoslav'la biliyoruz. Tabii o şimdi kalmadı. Ama böyle bir devri alem gidiyor. Efendim sizi almayalım. Kamerada durum nasıl? Durum hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar böyle yapıyor. 10 numara yayın. Yani biz zaten deneyimliydik. Ancak böyle bir mekandan ilk defa yaptık. Onun güzelliğini, onun ayrı bir heyecanı var. Bundan sonra bunu sıkça
ayrı mekanlardan, iş yerlerinden. Şimdi ben soracaktım efendim, bu ilk canlı yayını böyle bir protokola mı bağlı, yoksa protokola bağlı olmak için çat kapı ben geldim mi diyeceksiniz? İşte duruma göre bazen çat kapı, bazen işte haftanın ya da günün konusunu seçeceğiz. O şekilde arayacağız, haber vereceğiz genelde, ama çat kapı yapabileceğimiz dostlarımız da var. Onlarla da görüşeceğiz tabii. Böyle bakabilirsiniz usta şeye, Sabahın Bey'le konuşuyor. Evet. Yani böyle sıkça bunu yapacağız. İnşallah kısmet olursa her gün bir ya da belki bir iki yayın yapacağız. Hedefimiz bu yani. Yani Sakarya'nın tanıtımında bu canlı yayınlar önemli rol oynuyor. Ben de teşekkür ederim Şaban Bey'e. Gerçekten böyle bir şey yaptığından dolayı tabii ki kolay değil. Canlı yayın yapmak, hemen bir anda bu çalışmayı uygulayıp eksiksiz yapabilmek gerçekten kolay değil. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Bir de biz tabii ki İstanbul Köfte, ama sabahları saat 5'te açılıyor. 5'te de işkembe mercimek tavuk çorbası var. Tereyağlıdır. Gerçekten A'dan Z'ye böyle çok güzel, özenli, özen göstererek bütün malzemesini de en kalitelisinden alarak içine kullanıyoruz. İşkembe mercimek tavuk çorbası sabahları saat 10'a 10.30'a kadar çorba servisimiz hazır. Tabii. Bu arada eklemek istediğim bir şey var. Buradan Gebze'ye selam göndermek istiyorum. Çünkü Gebze'de Spiknet'in kurucusu sevgili kardeşimiz babasıyla beraber Samet ve Ali Bey babası ile beraber şu an bizi izliyorlar diye düşünüyorum. Haber vermiştim çünkü. Buradan Gebze'ye onlara selam olsun. Çünkü onlar olmazsa biz bu yayını yapamayız. Yani Spiknet altyapımız olduğu için biz buradan yayını gönderiyoruz, ama onlar oradan dünyaya yayıyorlar. Şimdi burasını ben söyleyeyim efendim müsaadenizden. Yani Gebze'den izleniyor ama bu yayın Gebze'den antene çıkınca... Şöyle, şu an kurucuları şu an Gebze'de oturdukları için merkezleri, iş yerleri İstanbul'da. Ancak bütün dünyadan tabii ki sınır yok. Yani işte ne bileyim, ulusal kanallarımız bile belli bir uyduda kalabiliyorlar internete bağlı değillerse, ama internet bütün sınırları yıktı. İnternette sınır yok. Şu an bizi maç sırasında Avustralya'dan, efendim dünyanın çeşitli yerlerinden, hatta Kosova'da, Almanya'da dev ekran kurarak izleyen izleyicilerimiz vardı. Şu an artık bilmiyoruz kaç yerden kimler izliyor, bilemiyoruz, ama şu an bizi Almanya'dan da izleyicimiz olabilir. Efendim Rusya'dan da, Avustralya'dan da, her yerden. Herkese sevgiler. Yani her yerden var. Buradan yurt dışındaki, tabii Türkiye'dekiler de dahil olmak üzere herkese selamlar gönderelim. Evet, aynı şekilde ben de. Sen devam et, ben kameranın arkasına geçiyorum. Tamam, zaten efendim buradaki canlı yayınımız biraz dakikalar sonra sona erecek. İnşallah başka bir canlı yayında bulacağız, ama Bahattin Usta'ya tabii soracağımız işte sözler daha var. Efendim, Kamil Usta'ya sordum. Bakkal Ahmet abi, Bakkal Ahmet abi unuttuk falan zannetmeyin, o burada duruyor. Bunlar Bahattin kardeşimiz, bizim elimizde büyüdü. Kardeşimiz bunlar bizim. Biz onun ağabeyiz. Annelerini umreye götürdük falan. Teyzemiz, Allah rahmet eylesin, Nurcu yatırsın. Bunları çok seviyoruz biz. Allah için seviyoruz. İyi arkadaşlar bunlar. Söyleyeceğim bu kadar. Şimdi efendim zaten bakın, bir Bakkal Ahmet lafı benim kafama eski, çok takıldı. Neden takıldı biliyor musun? Bu lafla iftihar ettim. Yoksa mesela ünvanla, eski insanlar ünvanla tanışırmış, tanıtılırmış kendilerine. Evet. Yani ne kadar güzel demiş. Bir esnaf, siz bir esnafın doğanlarısınız. Yani insanların böyle birbirini aramaları, sormaları, birbirine çalışmaları, ailece iyi olmaları güzel şey değil mi efendim? Evet. Ben bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Benim çocukluğumda burada askerden veya başka yerden civar köylere, yakın köylere mektup geldiğinde direkt gelirdi Bakkal Ahmet eliyle. Ve bu bölgedeki olan köylüler geldiğinde Ahmet abi uğrardı. Ondan dolayı da mektubu köye gönder, yani o zaman tabii ki zordu ulaşmak, uzun sürerdi. Daha kısa sürsün diye Yeni Cami'de işte Bakkal Ahmet eliyle derdi. O şekilde buraya köylü geldiğinde uğrardı Ahmet abiye. Mektubu varsa alışverişini yapardı, mektubunu da alırdı. Ya da atlayacak mektubu varsa Ahmet amca al şunu, pul parasını da al, mektubu at. Öyle mi? Öyle de tabii. Sizin dükkan bakkal tam neredeydi? Tam karşıdaydı. Kasım'ın oluyor. Evet.
Yani efendim karşı tarafta dedik hemen şu yolun öbür tarafında Bakkal Ahmet, başka şey yok yani. Okay. Ama bak Bakkal Ahmet. Evet. Şimdi nasıl oluyor da onu bir anlatsana da. O 50 sene önce 60 sene önce nasıl oluyordu bu iş? O zaman adam bir kalıp sarma alıyordu. Yarım kilo şeker 2 kilo alan azdı. Öyledi yani. Böyle kiloya ben azdı şimdi. Yani yarım kilo pirinç öyle oluyor. 200 gram alan. Şimdi mesela ben bir şey hatırlıyorum Ahmet amca. Şimdi hiç açık yoğurt yok. O zaman da kapalı yoğurt yoktu değil mi? He, biz de açık yoğurt. Müşteriye suyunu ver, ona vermez, o bana, suyu bana kalıyor. O diyor gelen diyor suyunu verme ya, bana suyu ver. Anladım öyle. Zarar mı oluyordu? Bir rahmetli birisi oldu da bir de rastmış yoğurt suyu iyi görüyormuş. Ben de ona veriyorum akşamları. Suyu, yoğurt suyunu. Bizlerden de zaman zaman da bıkıyordu. Çünkü neden? Sabah lokal açıldığında işte mangala yanacak ya. Neyle yanacak? Akşamdan bakılmadıysa, gaz yoksa, şimdi gaz yok. Ne yapacağız? Ya Ahmet abi evi de yakın ya. Ya gidin şurada kaldırın Ahmet abi. Ya git çağır Ahmet abi ya, ne oldu? Gaz yok. Sabahleyin. Atıyorum canına bazı pehlivan rahmetli oldu. Abi böyle ayakları utan gibi alıyor kendisi dükkandan. Ne oldu? Tuz bitti diyor. Hadi bakalım. Yani dediğim gibi konular konuları açıyor. Şimdi yine sizin zamanınızda 50 sene 60 sene önce evet. öğlen namazına giderken veyahut da bir işinize giderken aynı kapıları böyle açık bırakırdınız. Sandalye bırakıyordum. Ben namaza giderken sandalye bırakıyorum. Ne demek o sandalye? Kapı kapalı ya, kimse yok içeride. Ama kimse girmiyor değil mi? Girmiyordu. Evet öyle. Peki şimdiki ortamda böyle bir şey olur mu? Şimdi maalesef. Şimdi bir şey alacaksın sabahleyin. Ahmet abi eğer dükkana gelemiyorsa anahtarı ver de git orada ne lazımsa al dükkandan. Benim bir hatıramı anlatsam mahsur olur mu acaba? Nasıl efendim? Bir hatıramı anlatsam. Tabii aman memnun olur. Bunlar değil mi? Ya benim bir komşu var ikinci aramda bir akşam namazdan çıktım malları topladım dışarıdaki malları. Geldi komşu dedi senin telefondan çağırıyorlar dedi. Dedim benim telefonum var. Ya gittim. Dedi ben. Ya bir dakika telefona çağırıyorlar. Ha, nereye gidiyorsun? Ha komşu. Ben şimdi mal topluyorum. Yanındaki dükkana gittim. İki gün aramızda bir dükkan var. Gittim. Dedim bir telefon var. Ben dedi zabıta memurum Mehmet. Ne oldu? Sen hakkında şikayet. Ya ne şikayeti benim? Yok şikayet. Bir şey yok. Beni oyaladı. Kazandan para aldı o zaman. Sana yazacak 120 lira. O zaman büyük para 120 lira. 10 kuruş sana alacaktı. Bir baktım para yok. Ben başladım dövünme. Eyvah gitti soyulduk diye. Adam beni oyaladı. Kasayı soydu. Kasanızdan ayaklar. O kendisi. Başkası o... adam beni. Beni birisi telefonda oyalamış, gittim tamam. Karaoğlu dedi. İki kişi sana plan kurmuş, heh. O Zabit Ahmet diyor kendine, sen de biliyorsun ki senin tanıdığın Zabit Ahmet. Ben diyor, ya, halbuki başkasıymış. Başkası tabii, öyle bir şey yok, dolandırıcı. Beni oyaladı bu telefonda. Ahmet amca, şimdi bir kalem kitap alsak değerli izleyiciler o 120 lira hesabını yapamayız. 50 sene önceki. Ya yani böyle 40 sene de olmuş, 50 sene yakın yani. Peki, şimdi cep telefonu var. O zaman yok diyor. Benim dükkanımda telefon var ama adam dedi herhalde bilmiyor bir aradığımı yağcıdan mı çağırdı beni dükkan uzaklaşmak için. Karakola gittim öyle dedi amca dedi. Yok, anladım Ahmet abi onu da diyorum. Şimdi diyorum cep telefonu var seni aramış olsaydınız ben Zabit Ahmet diye sen dükkanda oturacaktın oradan konuşacaktın o da çalamayacaktı. Ha, şimdi he, öyle yoktu o zaman işte olsa şimdi öyle. Arada hemen bir şey söyleyeceğim. Yüksel Kantarcı'ya buradan selam göndermek zorundayım. Çünkü canlı yayın olduğuna inanmadı. Ben de dedim şimdi sana selam gönderdim. Kim efendim? Yüksel Kantarcı'ya. Bu kadar güzel bir yayın olmaz dedi. Bu kadar net akıntısı. Ama Yüksel Kantarcı'yı siz anlatın. Evet. Yüksel Kantarcı'ya buradan sadece selam gönderiyorum. Canlı mı değil mi diye. Hayır efendim bir dakika çabalmaya gitmeyin. Yüksel Kantarcı da çok değerli bir kameramanımız. Onu anlatın. Evet tabii onu sen biliyorsun. Onu sen tamamla. Sevgili Yüksel, bana mı inanmadın, Şaban Mergül'e mi inanmadın? Orası biraz meçhul, tabii sen bana inanırsın ama hakikaten canlı yayındayız. İşte Bakkal Ahmet yanımda, işte Sayın Bahattin Aydın yanımda. Konuşuyoruz yani, bu gayet güzel. Ama telefonla bağlanmak istiyorsan Şaban Mergül'ün telefonunu arayabilirsin. Aradıktan sonra buradan seninle sohbet edebiliriz. Efendim yavaş yavaş sohbetin sonuna doğru geleceğiz. Ama bize tekrar şöyle bir dükkanı anlatın. Kamil Hoca, Kamil Usta şeyi anlattı. Kabak tatlısını anlattı. Böyle oluyor, böyle oluyor. Ama ben bir de size Sabahattin Aydın'ı sormak istiyorum. En büyük abimiz Sabahattin yani. Bu işe, şöyle bu, işe evet. Bu mesela başlamasında tabii önce kendi başladı. Ve bizlere de bu işi yapmamıza vesile olmuştur. Sabahattin abim bizim hem abimizdir hem babamızdır.
Bunu niye söylüyorum? Benim babam Allah rahmet eylesin genç öldü. Ben 11 yaşlarındaydım. Ondan dolayı da hepimize biz 6-7 kardeştik. En büyüğümüz de Sabahattin olduğundan dolayı hem babalık yaptı. Babamız rahmetli olduktan sonra hem abilik yaptı. Hem de bu işi yapmamıza vesile oldu. Biz ne yaptıysak bize öncülük her zaman yapmıştır. Çok katkısı vardır. Evet. Şimdi Allah olsun yani. Efendim değerli Sabahattin Aydın 42 yıl TÜVASAŞ müessesinde çalıştıktan sonra bu 42 yılında 39 yılını bir TÜVASAŞ'ın sosyal lokalinde yönetici olarak geçirmiş. Emekli oldu, ayrıldı. Evet. Burasını anlatmak mecburiyetinde kaldım yani. Çünkü ben de kendisini çok severim. Şu anda Atapazarı'nın yine çok önemli, çok meşhur şaheser, eski adı Güreser, şimdi birleşti de şaheser kongre, et lokantası, düğün, toplantı salonlarının müdürü. Ama öyle bir müdür ki hakikaten sevgili Sayın Hüseyin Eser'in de beraber çalışıyorlar, tesis sahibi Sabahattin Aydın. Yani evet, ben de dedim bir problem olmaz. Düğünleri, yemek neyse idareciliği hakikaten her şeyle, her yönden gerçekten dört dörtlüktür yani. Evet, Bakkal Ahmet amca, seni tutmuyoruz. Sana hayırlı geceler diyelim. Seni gönderelim. Size de başarılar dilerim. Ben bekledim. Allah kazanmak olsun cümlemizin inşallah. Buradan mikrofondan selam göndereceğim, mesaj göndereceğim varsa buyurun, mikrofon size, konuşun. Esnaf, bütün vatandaşlar hepinize sevgilerimi, selamını soruyorum. GV'ye yok mu selam? GV'ye de selam. Bütün GV'lere. Ben ufaktan bir geldik. Tabii 60 ben burada yeneceğim ben büyüdüm. O da ben burada esnafı görüyoruz. Elhamdülillah sıkıntımız yok. Bunlar da kardeşim bizim. Geldiğimde Sabahattin'den beri. Bunlar kısa pantolon. Yerimize gidiyordu bunlar bizim arası. Elhamdülillah. Sağ ol, Allah razı olsun. Size de sağ olun. Size de başarılar dilerim. Sağ ol. Evet, ustam sizi şöyle bir iki dakikada sizden alalım, şöyle kırmızılı. Gel bakalım, hemen şöyle yan. Peki, güle güle, geçmiş olsun. Şöyle bir alalım efendim, bir kırmızılar var herhalde bu. Yani öteki arkadaşta beyaz, usta da beyaz. Demek ki sen biraz şefe falan böyle. Evet efendim, ben Meşhurin Camı Köftesi'nin şefiyim. Herkesi ıslama yeme, köfteye ve kabak tatlısını yemeye bekliyoruz. Her şeyimiz elittir. Tabii bir isminizi de alayım. Müjdat Topal efendim ismimiz. Herkesi ıslama, köfte ve kabak yemeye bekliyoruz. Her şeyimiz A kalite. Beni zaten kabul etmiyoruz. Mükemmel bir lezzet. Herkesi bekliyoruz efendim. Şimdi hocam, temin siz Bahattin Usta'yla konuşurken karşı tarafta bir defterlerle falan böyle meşguldunuz. Harıl harıl bir sayfa çeviriyordunuz. O ne defterler onlar? Anı defterimiz. Bir görebilir miyiz efendim? Değil efendim. Ben gözüme takıldı ama bir bakalım neler var neler yok diye bir görelim. Ha, şimdi efendim işler değişti. Bakın şimdi Yeni Cami ıslama köftedisi, meşhur ıslama köftedisi anı defteri. Şöyle bir açalım bakalım. Tabii kameramız da oradan bize zoom yaparsa buraya. Efendim tabii bunlar gelen müşteriler. Ne yazmış mesela? Adapazarı'na yakışır tavırla karşılandık. Gerçek sıcak bir ortam, ıslama köftesi ayrı bir lezzetle. Kabak tatlısı hiçbir şey denemez. Her şey son noktasına kadar harikaydı. Emeğinize, elinize, yüreğinize sağlık, teşekkürler demiş. Aytaç Çap, Saner Çap, Aylin Çap, Melike Çap. Yani bir aile gelmiş. Siz bu defteri vermişsiniz. Bu, efendim bu kaç seneden beri bu defteri tutuyorsunuz? Biz yaklaşık bu defteri 4 seneden tutuyoruz efendim. Her evet. Sene yapıyoruz. İnsanların duyguları. Hemen şurada bir Almanya gördüm. Evet. Efendim Funda ve Göksel diyor. Islama köftenin ne olduğunu bilmiyordum. Bakın şimdi neler olmuş. Islama köftenin ne olduğunu bilmiyormuş. Bu arkadaşımız yazan Funda ve Göksu demiş. Öğrendim ve aşık oldum. Yani değerli izleyicilerimiz. İşte demek insana birbirine aşık olmuyormuş yani. Ben bu kızı sevdim, o kız bunu sevdi falan diye laf yok. Islama köfteyi diyor, bilmiyordum. Denedim, geldim, yedim ve köfteye aşık oldum. Ne diyorsun efendim? İşte efendim bunlar bizi çok memnun ediyor ve yaptığımız işi daha iyi yapmak için teşvik ediyor. Bizim için çok güzel, onur verici şeyler bunlar. Böyle birkaç tane defterimiz oluştu. Sadece işte yurt dışından gelen yabancılar da var. Yani İngilizler var, farklı onlar tabii şimdi arasa göbür defteri de olabilir. Bunlar zaten bizi gerçekten çok memnun ediyor. Mutlu oluyoruz. Şurada gördüm. Şu genel resimlerinizde gördüm. Müjdat Usta
Şu resmi çıkarır mısınız? Polonya yazıyor altında. Bir getirir misiniz? Değerli izleyicilerimiz, tabii ki müessedeki hareket yerimiz biraz kısıtlı olduğu için resmi buraya getirdik. Hemen bakalım. Polonya bisiklet takımı. Bisiklet takımından bir bayan bu köfte pişiriyor. Tabii şimdi buraya geldiklerinde şöyle görüyor muyuz efendim? Evet buyurun. Köfte pişiriyor yani sizle beraber. İlimize geldiler. Bir ıslama köfte kabak tatlısı yediler. Tabii bunu bilmediklerinden dolayı merak ettiler. Kendisi de bir bakayım dedi. Biz de memnun olduk. Buyurun dedik. Köfte pişirdi. Hem kendisi, yapabildi mi? Tabii yani biz de yardımcı olduk. İzah ettik. Gayet tabii yani onların yaptığı bisiklet sporla ilgili bu bizim yaptığımız farklı ama tabii ki hoşuna gitmiş. Sevinden dolayı böyle bir şey görmek istedi. Evet. Onun yerine koyalım da onun yanında var efendim bir aynı bisikletçilerin bir haberi tahmin ediyorum. Ben bunu okuyorum değerli izlerim. Şimdi size de göstereceğim bunu. Hemen başlığı da üzerinde. İşte buyurun. Sakarya'da yayınlanan Sakarya Halk Gazetesi. Reklam değil bunlar. O olmuş çünkü. Ben kimsenin reklamını yapmıyorum burada. Ama ne diyor? Islama köfteyi çok beğenen, beğenen Polonyalılar kabak tatlına hayran kaldılar. Polonyalı bisikletler köftemize bayıldı. Bayılttı mı? Yani o derece damak tadını gerçekten sevdiler. Ondan dolayı böyle bir haber yapıldı. Efendim tabii kusura bakmayın. Dediğim gibi ilk canlı yayında bazı ufak tefek aksaklar oluyor. Yani bunlar mühim değil. Ama ben bütün duvarları göremediği için kameramız sabit. Bir dahaki şekilde sayar olacak. Bakın bunu uzunlar mısınız lütfen Şaban Bey? Şöyle tutun. Gördü mü efendim güzelce? Nerede bu kabak efendim? Bunu keşfedebildiniz mi? Şurada kabak tatlısı var. İlker Bey'in elinde. Çarkı Felek programında. Yani daha ne olsun. Evet. Yani işte bundan dolayı böyle sama köfte ve kabak tatlısını bütün ülkeye ve ülke dışına güzel yaparak güzel tanıtarak. Şuraya gidelim efendim. Şurada bir tablo var. Oradan böyle gelelim efendim. Böyle görelim. Şurada da güzel bir şey var. Şurada bakan. Evet, Ulaştırma Bakanımız gelmişti. Burada bütün dünya güreş takımlarının. İstanbul'da dünya şampiyonası vardı güreş müsabakalarında. Biz de buradan ıslama köfte ve kabak tatlısını götürdük. Oraya gelen misafirlerimize sunduk. Tabii ki hiç görmemiş yani bilmiyor. Kabak tatlısını görünce işaret ederek ya bu ne gibi böyle bir işaretle yani kendisi övmeye çalışıyor soruyor ama tadına baktığında da biraz şöyle durduktan sonra şok olmuş gibi lezzetine bayılıyor gerçekten çünkü neden doğal bir tatlı yani hakikaten çok faydalı bir tatlı biz de onu işte dünya şampiyonasında bütün ülkelerden gelen misafirlere ikram ettik ıslama köfte ve kabak tatlısını yani temin söylediğim gibi turizme de büyük tabii, kesinlikle izler. Kesinlikle yani biz bunu böyle güzel yaparak yaymanın mücadelesindeyiz inşallah. Efendim yayınımızı kapatmak üzereyiz ama canlı yayınımızı kapatmadan evvel ıslama köfteyi şimdi tabağında bitirmiş çok değerli iki müşterimiz var. Şöyle efendim bir soralım bakalım. Efendim afiyet olsun. Teşekkür ederiz sağ olun. Şimdi bir tanıyalım. Trabzon. Efendim, mümkün mü acaba biraz böyle gelebilir misiniz? Trabzonluyuz. Yeni geldik. Yorgunuz yoldan geldik. Böyle tesadüfen yedik, memnunuz, güzel. Trabzon'un nesi meşhur efendim en çok yemekte? Bence Trabzon'un insanı meşhur. Ya, mutlaka, o tabii ki Trabzonlara biz de hayranız. Hani kolbastan girip çıkarız ama biz şimdi yemek, ıslama köftemizi beğendiniz mi? Evet, evet, çok güzel. Biz Trabzon'a geldiğimiz zaman ne yiyebiliriz beğenir? Ama köfte yerseniz gerçekten çok memnun olursunuz. Çok kalitelidir, doğaldır, güzeldir yani. Yani değerli izleyicilerimiz, baştan beri söylüyoruz, canlı yayınımızın baştan beri. Yani biz burayı seçerken boşuna adım atmamıştık. Köfte için gelmiştik. Bakın yine başka bir ilimizden, 61 plakalı Trabzon tabii, sevdiğimiz bir ilimiz, sık sık gittiğimiz bir ilimiz. Ama Trabzon spor biraz tabii kötü gidiyor. Gaziantep'te 2-0 yenildi. Onu da soracağım şimdi. Bakın orada da en meşhur yemek Akçaabat köfte çıktı. Köftelerimiz birleşti. Ama Trabzon kötü, ne yapacağız? Düzelecek inşallah. Yani bitiyor. Düzeleceğine inanıyoruz. Gerçekten düzelmesini istiyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz Trabzonluyuz. Trabzonspor'u tutmaya devam ediyoruz. Evet, en güzel söyle lafı söylediniz. Yapacak bir şey yok. Spor, kardeşlik, centilmenlik. Yenmek var, yenilmek var. Doğrudur. Doğrudur, aynı. Efendim kabak tatlısı yediniz mi? Yemedik. Ben kabağı sevmiyorum ama tatlısının güzel olduğuna inanıyorum. Efendim afiyetler olsun size. İyi ki sizi tanıdık. Canlı yayınımıza
şeref verdiniz efendim. Size hayırlı geceler dileriz. Teşekkürler, teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, işte MYK, Meşhur Yeni Cami Islama Köftecisi ve biz buradan dakikalardan beri yayın yapıyoruz. Canlı yayın ve ilk canlı yayınımız. Tabii canlı yayınımıza müessese sahipleri Kamil Aydın ve Bahattin Aydın'ı aldık. Etraf şekilde konuştuk. Görevlilerle konuştuk. Bakkal Ahmet amca konuğumuz oldu. Tabii Bakkal Ahmet amcanın yanı sıra yönetmenimiz Sayın Şaban Mergül de geldi. Konuğum oldu. Canlı yayını anlattı. İnşallah bundan sonraki canlı yayınlarımızı başka mekanlardan, başka kişilerle devam ettireceğiz. Size de buradan hemen söylemek istiyorum. Bizim reklamla hiçbir şeyle bir amacımız yok, hiçbir işimiz yok. Yalın olarak çat kapı gelebiliriz. Dükkanımızın kapısını çaldığımız zaman hemen makineyi kurabiliriz. Bilgisayarımızı açıp canlı yayına başlayabiliriz. Hiçbir tarafa bağlı değiliz. Hiçbir kimseden bir ödün almak, ödün vermek gibi bir durumumuz yok. Onun için efendim canlı yayınlarımız bu şekilde devam edecek. İnşallah Sakarya'yı tanıtma, Sakarya'daki esnafları tanıtma, sizleri tanıtma devam edeceğiz. Ben Suat Beynal biraz fazla konuştum gibime geliyor. Efendim iyi geceler diliyorum. Yayınımız gece olduğu için iyi geceler diliyorum. Gündüz olsa tabii ki iyi günler diyeceğiz ama Allah'a ısmarladık efendim.